Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına. Kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri. Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri. Haşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Değerli izleyiciler, bugün Ay Theodoros, Ay Totoro, yani harptan sonra diğer adı Çayro köyündeyiz. Evet, bu hafta otantik Kıbrıs mutfağından Çayro'dan merhaba diye programa başlıyoruz. Evet, her hafta olduğu gibi yoldaşım, kardeşim, yönetmenim, kameramanım, o benimle birlikte yine otantik Kıbrıs mutfağına not düşmeye, imza koymaya devam ediyoruz. Ve bu hafta sizlere çok özel bir geleneksel tatlıyı anlatmaya çalışacağız. Bunu ise yapacağımız kişi benim yakın dostum olan ve çoğu zaman ve bundan sonra sık sık birlikte olabileceğimiz Kıymet Ali Bey. Kıymet Ali, merhaba. Merhaba. Abim, geldik burası sana şeye. Aytot oraya geldik. Elinde bu sıcaklar ne yapacak? Aman yo, bunaldım yolla için ya. İstedim de şimdi yaz tatlısıdır. Gerçi Ramazan'a da çok şey, bayrama da çok az kaldı yani, 20-21 gün kaldı. Ben mutlaka bayramda hasta değilsem bunu yaparım. Çünkü hele hele yazda çok güzel bir tatlıdır. Ta annemin zamanından alıştım. Bizim Leymos'unda daha farklıdır bu güllaç. Bir dakika. Komşunun adını vermedin daha. Neyin adını? Güllaç. Güllaç. Güllaç yapacak. Güllaç yapacak değil mi? Güllaç yapacak bugün ama Leymos'unda yapıldığı gibi yapacak. Öyle sütlü falan değil yahut da paketlerin üstünde yazdığı gibi. Yani sen bunu kimden öğrendin? Annemden öğrendim. O da kaç yıldır efendim? Kendimi bildim, bileli yaparım. O kimden öğrendi? Hanım nenesinden. Hanım nenesinden. Evet, annemin aslı Aksiluludur ama 10 yaşında onu besleme verdiler Leymos'unda, hanım nene diye. Böyle çok zengin bir aile. Onun iki tane kızı vardı. Onlara arkadaşlık yapsın, işte besleme de olsun. Çünkü o zaman öyle bir gelenek vardı, köylerden gider şehirliler. Kızlarına yoldaş, eve bir nevi hizmetçi. Çocukluğu ailelerde geçim sıkıntısı çektikleri için evlatlarını böyle kasabalara verirlerdi. Annem de onlardan biri. Leymos'unda hanım nene diye bildiğimiz biz. Oradan öğrendi ve hanım neneden çok güzel şeyler öğrendi annem yani aslında. Böyle bir kasabalının daha farklıdır yaşam tarzı köylere göre. Bir kasabalı gibi büyüdü ve bu da bana ondan gelen bir tariftir. Mümkün olduğunca Leymos'unda da yapardık. Yapılır. Babam da kadayıf meraklısıydı. Kadayıf meraklısı. Kadayıfı yapardı. O da küçükken kadayıfçinin yanında çalışmış. Kadayıfı ondan öğrendi. Peşkirci öyle omuzumdaydı onun da yaparken kadayıfini. Evet, onun da farklı tel kadayıf yapardı ama onu çok yakalayamadım. Çünkü şimdi bu zaman geldiğimizde biraz yaş da vardır, sağlık sorunu vardır. Öyle şey, daha çok ağır şuruplu tatlılardan kaçtık. Bu bize çok iyi gelir. Çok iyi gelir. Eşi dostla da dağıtırım ve çok erken biter. Çünkü çok fazla kalamaz buzlukta, bozulur. Bozulur. Bu güllaç bizim geleneğimizde vardır. Geleneğimizde, evet, kültürümüz, aşerimizde evet vardır. Bunu hangi dönemler yapılır daha çok? Ramazan'da yapılır. Ramazan'da yapılır. Çünkü hafif bir tatlıdır. Yumurtası yoktur, şeyi, yağı yoktur. Bir de bayramlarda yapılır. Özel yapılır. Günlerde yapılır yani, evet, kısacası. Evet. Yani sen daha fazlasını biliyorsun. Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Ben yaşadıklarımı anlatabilirim. Tabii tabii, güzel anlattın onu. Çünkü bu güllaç kökeni Osmanlı esasında. Evet. Kesinlikle. Evet. Biz nasıl ki Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslılar, biz Venedik'ten, Lüzinyan'dan, Osmanlı'dan, Arap'tan etkilendik. Bu da bir tanesidir etkilendiğimiz. Evet. Ve özellikle İslamlaştıktan sonra Kıbrıslı İslam'a geçince, evet, din olarak Ramazan bayramlarında Osmanlı'dan kalma gelenek burada Ramazan'a devam et diye. Evet. Güllaç deyince genelde akla Ramazan. Evet, evet. Ramazan deyince güllaç akla gelir. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim size Kıymet Hanım.
Güllaç, süt aş, sütlaş olarak girdi mutfak kültürüne. Evet. Türkiye'de ve bunda literatürüne. Gül aş da güllaç olarak girdi. Tabi bu gördüğümüz bizim güllaç değil mi? Evet, aslında şimdi böyle yuvarlak. Onu al bakalım. Yuvarlaklılar böyle. Şimdi. Ama ben onu makasla ortadan keselim daha güzel. Değerli izleyiciler, bu gördüğünüz güllaçtır. Bunun diğer adı esas varaktır. İnce olduğu için. Varak olarak bilinir. Evet. Şimdi bu enteresandır. Yumurta akı, su. Su. Evet. Ve önceleri buğday nişastası, daha sonra da mısır şey olarak nişastası. İşlem görmeye çalıştı. Evet. Ve bu Osmanlı halk kültüründe var iken Osmanlı Sarayı'na 13. yüzyıla girdi. Yani yaklaşık 1480'li yıllarda yaklaşık olarak. Evet. Bunu oraya koyan Gayseri Alusta diye biri. Bunu da yaparlarken, yani bu varağın, bu güllaç dediğimiz... Gerçi en küçüğü kaldı. Fark etmez o. Yarısıdır. Evet, yarısı. Altını koyarsak. Evet, yani bu büyüklükte bir şey. Evet. Ben kolay olsun diye kestim, makasla böldüm ortalığı. Evet. Bunu Kıvırt Hanım bilir misiniz? Yaklaşık o yıllara bakarsak, Osmanlı dönemi 13. yüzyıla bakarsak, gidersek biraz geriye... yumurta akı bir kap içerisinde çırpılır iyice. Evet. İçerisine süt su katılır. Artı içerisine nişastası katılır. Bu varak böyle hazırlanır. Bu sonra yufka gibi böyle hazırlanır, bırakılır. Günü gelince ıslatılır. Evet. Ve işlemi yapılır. Evet. Tatlı olarak. Bu hikayede bahsettiğimiz tarihte var olan güllacın hikayesinde bu Gayseri Ali Usta bir seferdeyken bunu aldı ve su yerine sütle yumuşattı. Evet. Tamam mı? İçerisine padeni girdi, cevizi girdi, narı girdi, ne varsa girdi ve o şekilde oldu. Ama da Türk usulü yani. Tabii ki zaten. Tabii ki. Veyahut Lefkoşa'da da böyle yaparlar ama Lemus'un. İşte ona geleceğim şimdi ben o kültürün adaptasyonu, kültürün şekillerini kabullenmesini yapmaya çalışıyorum. Evet. Bu böyle gelmiş diyelim. Hatta bunlar yufka, musakka, yorak gibi de yapıyor şekilleri bunların. Yapılıyor. Ve bu konuda Türk mutfağının Osmanlı itibarından çıkan ilk kitap vardır. 1844 yılında. Evet. İlk mutfak kitabı. Yeranım olsun. Yo Osmanlı'da. Osmanlı'nın şeyi de araştıranlar. Türk şeyi. Türk yazısı kitabı. Evet. 1844 olması lazımdır. Meccail Tebbah adı ile Mehmet Kemil'in. Bu kitabın yayından sonra 1862 yılı olması gerekiyor. 1862 yılında Londra'da Osmanlı'nın büyük VIP dediğimiz ülke zatlarına verdiği yemekte güllaç da sunuldu. Evet. Ve güllaçın sunulduktan sonra o menüde sunulan bütün yemek tatlıların ilk defa kitabı yazıldı. Evet. Mehmet Turabi tarafından. Kimliği tam bilinmiyor bu şahsın. Evet. Mehmet Turabi tarafından Manuel Cooker olarak, Mamori Otonom Cook ya tam anımsayamayacağım ama kitabın ismi bu şekildedir. İngilizce basıldı ilk. Evet. 1844'te ilk Türk yemek kitabı Meccaül Tebbah diye, 1862'de ilk ziyafet Osmanlı mutfağı yabancı misyonerlere ve o ziyafette ortaya çıkan reçetelerle beraber kitap haline geldi. Turabi Efendi de bu kitabı yazdı ve bu da ilk yabancı dilde yazılan Türk yemek kitabı oldu. Kitabı. Orada. Evet. Ve adı da oydu yani. Manual of
Şöyle bir şey, şu anda anım sevmiyorum ben. Şey, bu hikayesi böyle. Dolayısıyla bu yaprak, varak olarak bilinen yaprak, bizim ülkemize böyle geldi. Az önce Kıvet Hanım ifade etti. Şehirde farklı türlü, Leymos'un da farklı. Yöresel değişiklikle bu her bu ülkede şekillendi. Evet. Damak tadına uygun ve 12 ay içerisinde bir ayın, o da Ramazan derler, onun vazgeçilmez. Ramazan deyince güllaç, güllaç deyince Ramazan. Bitti. Evet. Ve biz bugün sizlere bu kısa öyküyle beraber, kısa tarihsel bilgi verdikten sonra da ben sözü sazı sana bırakıyorum ben. Evet, ben annemden göründüğü gibi yapıyorum. Evet, saz susun de. Şimdi normalde bu 250 gram bir güllaçtır. Aslında tekerlek dediğimiz tekerlek halinde satılır. Benim kullandığım 400 gram büyük tekerleğiydi bayramda. Çünkü komşularım da dört gözle beklerler Kıymet Aba güllacı ne zaman yapacak diye. Bugün küçük boyunu aldım. 250 gramdır. Bütün ölçüleri yarım olarak kullanacağım. 250 gram güllaç için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, olmazsa olmazı çiçek suyu. Adı güllü aştır ama biz çiçek suyu kullanırız. Yani gül suyu değil. Doğrudan çiçek suyu. Onun da ayrı hikayesi var. Badem kullanacağız. Tamam. Bir de... Badem benim hoşuma gitti. Böyle çok haz ettiğim. Badem dedim bana. Ben sevmem yani. Hiç seveyim ben. O şey... Bir de şerebetini kaynatırken şerebetini kaynatırken içine gül damlası da atacağım. Yani Leymos'unda hemen hemen her evde gül damlası, bahçesinde bir çiçek olan ve çeşmeciği olanın yanında gül damlası da olur. Evet. Yani o şekilde. Bunları hazırladıktan sonra dolma gibi saracağım. Tepsi yayacak değilim. Bunun içerisine koyacağım veya bir daha küçük kaba artık duruma göre, çünkü ilk defa yarım kilo ölçü yapıyorum. Üzerine şerbetini dökeceğim. Yarım saat bekleyecek. Yemeğe hazır olacak. Evet. Bademleri kırdım, hazırladım. Artacağım bademleri ve döveceğim ondan sonra. Tamam. Evet, buna hazır aldık biz geldik. Hazır aldık geldik. Şu anda. Yarısını böldük. Harika. Ve şimdi hazırlayacağım. Ben saçı söyleyeyim arada, alma gelmişken. Hı. Bu varak yapıldıktan sonra yaprak. Bunu da keselim. Yaprak. Sen şey bilir miyim, genel yöntemi nasıl bu ufak parçalarına şekillenirdi? Yok. Yufka haline getirilirdi? Ben bunu sanki böyle şey yapan, yani şolo dediğimiz şu yapan böyle bulamaç gibi de yufka gibi pişirin yani, öyle tahmin ederim. Görmedim çünkü hiç. Osmanlı geleneğinde o nişastalı yumurta akıyından karışık hazırlanmış olan şey bulamaç. Bir saç altına 2 santim kadar kül kollarını sıvallardı. Isıyı korusun diye. Ha, bravo. Eşit dağılsın diye. Bütün sacın, kara sacın altı 2 santim külle böyle sıvanırdı. Orta ateşe konurdu. Isıyı tam vermezdi. Sindesinde verirdi. Ve böylece dondurulurdu üstünde. Ve orada da... Öyle tahmin ettim. Görmedim ama söyledim. Ve atılan miktar da bir büyük kaşık şeklinde böyle parça gibi yufka olacak daha sonra. Kadayıfın yapıldığını gördüm ama güllacın yapıldığını görmedim. Bu bir geleneksel yöntem. Çünkü kıpırsta yapılmaz ama kadayıf kıpırsta yapılır. Evet, bu geleneksel yöntemdir. Tamam, şimdi önce şey yapacak. Pademleri artacak. Pademleri bunun içine dökeceğim, kaynatayım. Tamam. Şimdi aşevine. Aşevine. Hadi oraya geçelim bakalım, aşevine geçelim. Ağır ağır oraya. Evet, şimdi ne yaptık? Ne yaptım? Pademlerin üstüne sıcak su döktüm çabuk kaynasın diye. Artacak. Ondan sonra da havanımız burada. Havanı da dövecek. Tamam. 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 Ve Kıymet Hanım, bir şey fark ettim ben ya. Efendim? Bir şey fark ettim ben. Ben yanlış duydum. Öyle beraber olduğumuzda konuşuruk. Çok haz edelim böyle. Padem dedin. Evet. Şimdi o yani ondan yaş gerdin. O taraftan yaş gerdin. Da konuşun kendine ya da alayım dedin bademleri gideyim ben. Yanlış duydum. Şimdi insana göre değişirim. Bazısı çok hassastır bu konuda. İlle padem dememi ister. Bazısı da nedir o padem? Badem demen gerekir. Onun için ikisini de ayarlamak sence gerekir. Sence en doğru hangisidir? En doğrusu pademdir. Tamam, şimdi sen bana söyle. Evet. 3 metre mesafe.
3 metrede ayrıldık. Ben içeri girdim baş evine. Ben dönünce arkamı, komşun kendine arayın bademlere geçeyim ısılayım dedin bana. E tamam işte unutmamak için yani en azından gerektiği yerde badem diye ha, kullanmak için. Unutmayasın onu da tabii ya, hepsi tabii bilgiler edin yani. Aynen öyle. Selimi açıklamış oldum size. Bu da harika. Evet şimdi koyduk bademleri. Bademler. Islattık kenarı. Evet ıslattık. Koyduk. Evet ne yaptık Çinko Hanım gittik. Şimdi bademleri gittim sıcak suda yaptım yumuşattım. Kabuklarını işte çıkarıyorum burada kabukları. Kabuklar çıktıktan sonra havancığına değil mi? Döveceğim hindilerini. Ancak bunu yapmadan sen döveyim sen yoksasın döven. Ben döverim bunu yapmadan önce şerbetini hazırlayalım bir devrilsin. Şekerin olsun. Ne yapsın? Devrilsin. Ne demek diyor o devrilsin? Ateşli yani bir bir taşım kaynansın. Hı. Diye veya devrilsin. Veya devrilsin. Tamam. Gül damlamı bahçemden gezdim, yıkadım, koyuyorum içine. 2,5 bardak şeker koyacağım. Bu bir. Evet. İki. Ve buçuk. 2,5 koyuyorum. 2,5 da su koyacağım. Evet. Evet. Bu hazır ılık olması gerekir çünkü bunun. Ondan dolayı biz daha malzemeyi hazırlayalım. Bu da ılısın hiç değilse. Evet. Yani elimiz dayansın. Evet. Tamam. Şimdi Buraç'ta bir şey sorayım size ben. Buyur. Fazla hızlı girdik şeye, sohbetimize. Dayanamadık böyle. Evet. Böyle heyecan bastı bizi. Evet. Biraz şey anlat bize bakalım anlat. Malzemeleri tek tek. Nasıl işte? Bademler, oradan güllaç. Nereden bulacaklar? Güllacı işte dediğim gibi bayramlar yaklaştığında bilhassa Ramazan geldiğinde, Ramazan geldiğinde evet. Bayramlar yaklaştığında büyük bakkallarda bulunur. Vardır. İki boydadır. Bir tanesi 400 gramlık tekerlek, bir tanesi işte 250 gramlıktır. Ben onu 400 gramlık, 250 gramlık onu ben mutfak makasıyla ortadan kestim çünkü batırdığımda şerbetine daha kolay katlayayım. Çünkü dolma gibi saracağım ben kendini. Pandemi işte bulduk. Şimdi artık kırılmış satarlar. Her yerde vardır. Pandemi aldım. Sıcak suda beklettim. Biraz bir devrildi o da. Çok fazla kaynatmadım kendini. Ondan sonra çıkardım kabuklarını. Gül damlam bahçemden geldi. Evet, bahçemden geldi. Bunun için çiçek suyum da, bu çiçek suyu arkadaşımın yaptığı çiçek suyudur. Normalde bu çiçek suyunu eskiden biz yapardık, turuş çiçeklerinden ımbığımız vardı. O ımbıktan damıtır, beyaz şişelerin içine koyar, üstüne kapak değil de bir çaputcuğla böyle külah yapardık, bağlardık ki kokusu kaçmasın. Bir seneden bir seneye o kalırdı. Ancak şimdi öyle bir imkanımız yoktur. Yeşil ırmakta tanıdıklarım vardır. Onlar yaptığı zaman hem gülün yaparlar, hem çiçeğin yaparlar, gül damlasını yaparlar. Biz Lemos'unda sadece gül damlası ile çiçeği yapardık, turuş çiçeğini yapardık. O da bu maksatlar için, tatlılar için bayağı da kullanır. Yani mesela bu kadarını ben şimdi güllaçları batıracağım, hepsinin içine dökeceğim. Bir kepçecik de o ılık şerbetten koyacağım ki daha kolay ıslansınlar. İçine de ağartılmış badem koyacağım. Biz öyle bilirik. Gerçi ceviz koyanlar var, şan fıstığı koyanlar var. Fakat ben öyle gördüm. Badem var yani onu söyleyeyim. Yani bu padem, şey değil. Tabii var. Badem var. Yani badem. Yani ceviz olur, badem olur fark etmez. Fark etmez. Bizde yani badem. İçinde bizde badem. Evet. Yani badem ve su. Süt de yoktur gördüğünüz gibi. Evet. Üstünün süslemesi de yoktur. Sade bu şekilde. Şeker ne kadar? Şeker birebirdir. Birebirdir. Yani şimdi ben bunu 2,5-2,5 koydum çünkü 250 gramdır diye. 100 grama şey. Yani dedim ki bir bardak. Bir bardak. Şey o 400 gram olanlara da bunun iki keresini koyarım. 5. 4-4 koyarım. 4-4. Yani 4,5-4,5 koyarım o 5, şekilde. Evet. Karar gelir. Suyumuz? Aslında işte suyu da aynı. Su da aynı. Şeker kadar su aynı. Tamam. Aslında bu markayı ilk defa aldım.
İlk defa deneyeceğim. Diğerinde usta oldum artık. Yani 4,5 bardak şekerle 4,5 bardak su karar geliyor. Bizim için marka sensin. İlacı yapmadık. Biz başka marka tanımayık. Teşekkür ederim. Evet, şimdi özetlersek bir güllaç marketlerde bulabilirsiniz. Özellikle Ramazan dönemlerinde küçük büyük boy 200 veya 400 gramlık bulabilirsiniz. Padem bulabilirsiniz. Anlattığı kıvetarım şeyini. Pademi nasıl? Nasıl olacaksınız? Artı şimdi ben havanda döveceğim ama evinizde rondo varsa bir çevirin yani teknolojiyi biter. De kullanın. Tabii tabii. Çok da ince olmasın ki dişe gelsin yani. Evet. Bir doğrudur şey. Ben geleneksel olarak havanda evet. Döveceğim. Gül damlası. Bahçeden. Bahçeden. Çiçek suyumuz. Şeker. Bu da birebir dediğimiz orandır. Evet. Şeker ve su olarak. Bütün malzeme bu değerli izleyiciler. Şimdi ne yapıyoruz? Şerbeti kaynatacak, ılıktacak şerbeti. Ondan sonra saracak, koyacak. Üstüne şerbetini dökecek. Bitti. Yarım saat bekleyecek. Sonra servise. Yiyecek yani. Yiyecek Allah. Evet. Diyettir Kömet Hanım. Diyettir. Vallahi. Yağ yok içinde. Yumurta da yok içinde. Şekeri de idare edilir. Şeker bir şey yapmaz. Ne yani? Bir artık, yapar da şimdi yapmaz. Yani ne de biraz şeker yapar bekliyor. Yapar da ama ne kadar? Kaç gram şekeri yiyecek? Ya kaç gram? Sen sor Allah için ya. Öyle şey değil ya. Tamam. Hemen başlıyoruz. Tamam. Hemen başlıyoruz. Evet. Evet, o ben hemen izleyelim. Şimdi buraya döküyorum. Çiçek suyu elimde kalmasın. Onları... Ya da döveyim mi? Sonra istemeyin. Döverim ben. Evet, bunları dövüyorum şimdi. Evet. Evet, değerli izleyiciler, bu da mutfağımıza giren Osmanlı mutfağından bir tat, bir lezzet. Ramazan deyince güllaç. Devam edeceğim. Ben şerbeti koyayım kaynasın. Tamam. Ondan sonra gene devam tamam. ederim bunu. Tamam. Evet. Ramazan deyince güllaç. Güllaç deyince Ramazan. Az sonra beraberik. Reklam arası. Bir dakika. Şerbeti kaynattım. Evet. Tamam. İçine biraz da çiçek suyu döktüm onun da. Evet. Gül damlasını da koydum. İçinde vardı. Kaynadı. Şimdi buraya da çiçek suyunu döktüm. Bir bardak çiçek suyu döktüm buraya. Şimdi biraz da normal su döktüm. Bir kepçe bundan buraya böyle döküyorum altına. Bunu. Tamam. Şimdi bir kepçe daha şeyi saracağım yere. Güllacı saracağım yere. Havalansın bunlar. Bunu havalandırmak için alıyorum masamdan. Tamam. Bunu vereyim Kadir Hanım'a. Bunun ılıması gerekiyor. Şimdi ben oraya oturacağım. Ha, onun için alayız kimdeyi. Zaten o bela nedir bu ya Allah için. Ben koyarım o geliyor kaçırırım. İyi yaptın. Benim tarzım bu. Tamam. Şimdi bunu oturdum böyle. Birimine oturacağım ha. Tamam. Oturayım ben de bekle. Gel. Ha. Evet değerli izleyiciler, ben de geldim yerleştim buracığa. Şimdi yerleştik tamam. Biz de. Tamam. Daldırıyorum. Tamam. Suya. Çiçek suyunu, şuruplu, şerbetli suya daldırdım böyle. Çıkardım. Göster böyle bir. Aha. Çıkardım. Biraz bekleyecek yumuşaması için. Çünkü sarılmaz. Sarma dolmasını sarar gibi. Hani böyle kocaman kocaman sarma dolmaları yaparık ya. Hı hı. Sarma dolmasını sarar gibi. Koydum tabağıma. Aldım bir kaşık dolusu. Ne bahar koyarım ne tarçın koyarım. Rengi değişmesin. Beyaz kalsın. Ama yok da benim bildiğim özel tarifte de yoktur bu. Tarçın marçın yoktur. Bilmem. Koyanlar var. Biz koymuyoruz. Şimdi dolma gibi, ekmek kadayıfı gibi, tek gibi sarılır. Bak biraz geciktim, hemen gevşedi. Koyuverdi. Tabii. Evet. Gevşedi. İşte böyle dolmacımız hazır. Evet. Bu dolmacımız biraz daha az bekletmemiz gerekir. Tamam, tepsinin içine dizdim böyle sık sık. Şimdi bunu biraz daha az bekleteceğim. Çünkü dediğim gibi ilk markadır, ilk defa yaptığım markadır, kıvamını bilmem lazım. İşte, aldım ya bunu böyle. Hı hı. Hemen katladım. Geniş tarafını koydum. Bir kaşık padem aldım. Dolmayı sarıyorum. Benim burada ne var Kıymet Hanım? Ne var? Ben de fark ettim. Ne fark ettin? Kıbrıs mutfağında
güllacı, sarang dolma gibi. Tamam mı? Evet. Osmanlı mutfağında muska, bohça ve bu şekilde buna rulo derler. Dolma türü diye rulo derler buna. Rulo. Aslında limosunda hani yanındaysa vardı. O da eski köklü limosunlulardan. Onun evinde bir defa misafirliğe gitmiştik. Bize ikram etti, ağırladı bizi. Böyle çay kasesi vardı ya, o Pyrex çay kaseleri, böyle ağzı biraz açık. Hı-hı. Onun içine koyarmış bunu. Bohça gibi. Daysa kulakları çınlasın. Evet, böyle. Ve onun içine, o fincanın içine koyar, kapatır, bohça gibi. Bohça işte, ha. Verir. İşte tam işte. Demek ki onu bizim... Onu gördüm yani. Var işte. Ben annemden böyle gördüm. Yok, bu tamamdır. Bu senin sana şu anda kadayıf sarması gibi deriz. Biraz evet. Dolma sarması gibi. Evet. Diğer adı da şeydir, rulo. Senin göründüğü de işte muskey. Evet. Bohça. Bohça. Veya muska türlü yaparlar şekil olarak. Ha. Bilmiyorum. Bak bu yani bohçaya daha yakındır veyahut da bu benim sardığım evet. Sürede muskayı biraz uzun uzun kesmek gerekir gibi geldi bana. Yani onu sarmak için. Neyse, ben sana bir şey söyleyeyim bu arada. Yine bilgi notu olarak. Ha. Bu Osmanlı mutfağı üzerindeki yaptığım o benim karşılaşımlar da bizim mutfakla ilgili. Bir de buna para sevdim. Bunu ne yaparlardı? Bu güllacı yumurtaya beleyip de biraz kızartırlardı kendisini. Aslında bir şeyler yaptıklarını biliyorum. Ama şimdi öyle yok füzyon mutfak bilmem falan ben, var ya. Ben kültürü söylüyorum. Sen kültürü söylüyorsun. Onun için çok değinmedim ona. Yoksa gördüğüm bir şeyleri yaptıklarını. O füzyon mutfağı değildi. Benim dediğim halk mutfağı. Yani bu güllacın. Tabii şey yaptıklar gibi, sizin geçen gün çiçek, turuç çiçeğini yaptığınız gibi biz turuç çiçeğini genelde dolma bilerek, yani yalançı dolma. Ama yumurtaya batırıp da kızartanlar varmış veyahut öyle yalnız başına kızartanlar varmış turuç çiçeğini. Yani o da Kıbrıs'ın evet. Bazı bölgelerine mahsustur. Öyle her yörenin kendine göre bir... Ama bu da yok farklı bir şey, gelen kültürle ilgili. Bu böyle. Farklı bir şey yok. Aslında etrafımdaki bilmiyorum, arkadaşlar, eş, dost çok bilmez güllacı. Yani güllac yaygın herhalde değil. Biraz kasabalı, tatlısıydı diyeyim acaba da. Zannedersem, yani bana öyle geliyor çünkü ben de bir araştırma yaptım, siz hatırlarsınız. Hatırlarım ya. Hazırladım ya. Hani kadının kültürel yaşantısı gün içinde diye. Onda öğrendim. Mesela Lois söylüyor işte köyden gelen o köylüler hep Aksilu'dan geldiler. Ben onlarla röportaj yapmaya gittiğimde çok yaşlı bir teyze, Allah rahmet eylesin, vefat etti şimdi. Bana dedi ki hani bu pirinç, şeker gibi şeyler lükstü ya köylerde. Evet. Mesela onlar macunu, yani bizim reçel dediğimiz ekmeğe sürülen macunu veya yediğini pekmezden yaparlardı. Çünkü o bölgede harn vardı, üzüm vardı. Onun pekmezinden, pekmezin içinde kaynatırlardı meyveleri ve yaparlardı. Çünkü kasabadan, yani kasaba dediğimiz baftan insanlar, tüccarlar gelirdi. Şekeri getirirlerdi veya pirinci getirirlerdi köylerde olmayanı. Karşılığında da para geçmezdi. Köylünün yetiştirdiği ürünlerden alırlardı. Şimdi bu güllaç da madem Kıbrıs'ta yapılmıyor, köylerde hiç. Ama köylerde mesela o Dribides tatlısı dediğiniz veya Ermenilerin yaptığı bir tane var. Yufkayı üst üste koyarlar ve bal ile servis ederler. Ermeni mutfağındır o. Öyle şeyler yapılırdı tatlı olarak. Kasabalı da daha bu gibi şeylere ulaşma imkanı daha çok vardı. Tek bilmediğim, acaba Kıbrıs'ta daha önce yapılıyor muydu bu güllaç? Yani yaprağı üretimi yaprağının... Onu bilmiyorum. Benim burada kesin bildiğim bir şey yok. Evet. Ancak bu kültürün geldiği kaynağı söyleyebilirim, konuşabilirim. Bu varak denilen, Osmanlı mutfağındaki varak denilen yaprağın da burada yapılışına ben tarihten yüz rastlamış değilim. Rastlamadım. Kaç çeşit güllaçta hep Türkiye, menşeyi Türkiye diye görüyorum. Yani demek ki tarifi Kıbrıs'a geldi fakat imalatı
Yaygın değildi burada. Yaygın değildi, olmadı yani. Ya böyle de olunca erişmek kısıtlı olur. Kasabadaki halk erişebilirdi yani. Bilmiyorum haftada yaparlar mı? Limosunda gül acı satanlar var mıydı Batlıcılar. Mutlaka vardı tatlıcılar. Senin anımsayabileceğin, hatırladığın herhangi bir şey var mı? Biz dışarıda güllaç yemedik. Yemediniz. Bilmiyorum. Hep homemade Homemade'di bizim. Ev yapımı yapılırdı. Bayrama. Öyle her günde yapılmaz. Yapılmaz ya. Evet. El üstü. Yani pademi satın alın, güllacı satın alın, şekeri satın alın. Her şeyi satın alın. Öyle her gün zaten yani kimse geçmişini unutmamalı biz. Fakir bir. Yani ama orta fakir... halli bir aileydik. Fakir dediğimse orta halli. Babam mamunacıydı. Deniz'de çalışırdı. İşte üç tane arka arkaya çocuk, bir de daha büyük ablam. Yani öyle fakat ihmal etmezdiler bayramlarına mutlaka bir kadayıfı bir. Ha öyle şey de olmazdı bak şimdi her şey nasıl derler İngilizce exaggerated'dir çok abartılı ya. Aman bir çeşit olmaz güllaç yaptım kadayıf de lazım yapayım ya ekmek kadayıfı de lazım yapayım onu da yapayım bunu da yapayım. Yok öyle bir şey yoktu bir tatlı bir çeşit tatlı. Olurdu. Evet. Yani her bu hafta bu bayram güllaç yaparsan gelecek bayram kadayıf yapardın. Evet. Yani onun için öyleydi bizde. Ama dışarıda satılır mı satılmaz mı hiç bilmiyorum. Yani yapılmışın ama mutlaka pastacılarda yapılırdı mesela çok meşhur şey vardı Salon Beyrut vardı. O Charlotte'inle ünlüydü. O da limosuna ait bir tatlı. Belki de orada vardı veyahut Rumlarda da çok bilmiyorum yani Rumlar yapar mı? Çünkü bazı şeyleri, bazı tatlıları Rumlar Türklerden gördüler yani Türkler yapar. Mesela ekmek kadayıfını galiba onlar bilmez. Bilmez bizim evimiz, evet. Belki de güllacı da bilmezler. Yani şahit olmadım ama çevremde şimdi mesela ben Leymosun'dan bu tarafa geldim ya az Leymosunlu'yla görüşürüm. Çevremde görüştüğüm, köyden yetişen veyahut da Mausa'dan yetişen, ama Mausa da kasabaydı tabii, yetişen benden küçüklerin çok güllacı bildiklerini zannediyorum. Evet. Şimdi ben bunu sardım. Evet. Sanırım ılıdı. Ne ılıdı? Şerebet. Şerebet, evet. Şerebet ılıdı. Dökeyim ki size servis edebileyim bundan. Tadına bakasınız. Ondan sonra buraşa dökecek değil. Ederim. Şerebeti dökeceğim. Buraşa dökecek. Yoksa orada... Getir buraşta o zaman. Şimdi bilin, evet. Bu daha çok kasabada biliniyordu. Evet. Çünkü köy daha çok ürettiği tüketen bir toplumudu. Evet. Ve kasabada da daha çok memur kesimi vardı. Evet. Çalışanlar. Ürünen yoktu. Tarlamakçı yoktu. Evet. Nasıl şey yapsın? Ben kepçeyi alayım. Nasıl? Yani evet, onun için bu kasaba daha çok bilinen bir şeydir yani bu. Yani köyden mesela Ayanni'den gelirdi bize şey, pekmezleri. Babam Ayanni'den alırdı. Hatta o gelen eşeciğin üstünde gelirdi limosuna. Arı kuşu da getirirdi. O zaman arı kuşunu alırlardı. Arı kuşu da alırdık. Öyle. Yani pademi şeyi, hani gerçi bizim arka bahçede bir padem ağacımız vardı. Yani oradan pandemimizi yapardık ama her evde de padem yoktu. Evet. Her şeyi satın aldığın zaman da yani her gün yapamam. Zaten güllaç... Güzelliği de odur ama. Şimdi... Sık sık yapmayınca daha çok zevkli olur. Biz ne yedik? Ramazan deyince güllaç. Güllaç evet. Deyince de Ramazan. Ramazan tatlısı. Ha. Bu ne demektir? Yılda bir ay. Evet. Bitti. Bitti yılda bir ay. İşte bu. Evet. Yavaş yavaş güllacımızı yaptık değerli izleyiciler. Yarım saat beklememiz lazım. Evet o sonra yapalım. Sonra tadına bakalım. Yani o çeksin diye. Çeksin diye. Lazım. Yani bak gayet de güzel çekiyor hatta biraz evet. Daha koyabilirim. Gayet güzel çekiyor. Evet. Bu da bizim şurubumuzdur. Kamera arkasındaki hanımefendi, Kader Hanım. Güllacın yapıldığını gördüm. İkinci defa güllacı senin elinde yiyeceğim. Evet, evet. Acayip. Tamam. Söz. Evet. Söz. Tamam. Oldu işte. Bak ne mutlu bana. Bir tane öğrencim oldu işte. Kesinlikle. Güllacı öğrettim. Allah kesinlikle. Bilir. Bunu ya ikinci de var. Orada vardı. İkinci de öğrendi. Kameraman da öğrendi. Daha ne isterim? Aynen böyle. Yani işte çok teşekkür ederim evet. Fırsatı verdiniz.
Biraz sonra servise geçecek. Yeah. Soğuk suyla da güzel gider. Ama bekleyelim biraz, birazcık daha. O birinci bunaldın yakından. İçini. Evet. Böyle dolma, şey, dolma gibi. Evet. Evet, değerli izleyiciler. Yavaş yavaş güllacın sonuna geldik. Şimdi en son bize kalan yeme. Tadım. Yemek onu. Evet. Onu yemek. Evet. Ve ondan sonra da puan vermek. Tabii. O size kalmış. Ona karışamam artık. Siz söyleyeceksiniz. Ben benim puanı bundan bileyim. Evet. İçine sevgi kattığın, severek yaptığın her şey biraz olsun güzeldir. Evet, evet. Tamam mı? Ne kadar çirkin evet. olsa güzeldir. Demek Lemos'un bu her bayramda yapılırdı. Her bayramda isteyen evlerde, işte dediğim isteyen. Gibi evlerde bazı bayram kadayıf, bazı bayram ekmek kadayıfı, bazı bayram güllaç. Güllaç. Hem bunlar da geleneksel bayram tatlıları. Geleneksel bayram tatlıları. Bak bunlar annem da. Bazen bize yılbaşında topak helvası yapar. Ya bekmezli. Bekmezli. Sacık ordu islimin üstüne etrafına çevrilirdik. Hatta böyle sıcak sıcak bize elimize verip yediğimi hatırlarım. Hatırlarım. Ellerim yine yana yana yediğimizi hatırlarım. Öyleydi bizim bayramlarımız. Evet. Güzel bir çocukluktu. Gerçekten. Evet, şimdi biraz bekleyecek. Bekleyecek. Evet, biraz bekleyelim o zaman. Tamam. Evet, değerli izleyiciler, soğumasını bekliyoruz. Evet. Ondan sonra soğuk suyun yanında ne yapacağız? Tadacağız. Evet, değerli izleyiciler. İster güllaç deyiniz, ister güllaç deyiniz. Sonuçta bugün sizlere bu Ramazan deyince güllaç, güllaç deyince Ramazan'ı anlatan bu nefis tatlıyı Kıymet Hanım'la beraber bugün yaptık. Tabii biraz bıraktık soğuması için, biraz bekledik. Ondan sonra sanki misafirliğe geldik havası yaptık buracığa. Çünkü önlüğü yok, yemeğiniz yok Kıymet Hanım'ın. Güya geldik misafirliğe. O mutfaktaydı. Aşevindeydi. Aşevindeydi o. Şimdi artık oturma odasına geçtik. Evet, misafirliğe geldik. Evet, misafircilik oynuyoruz. Bravo. Komşuculuk oynuyoruz evet. Küçükler yaptığımız ve gibi. Geldik şimdi misafirliğe evet. eşimle beraber. Evet. Ve güllaç bize ikram etti. Evet. Güllaç ikram etti. Bakalım nasıl güllaç. Evet. O ben sizin yedin. O ben nasıldı? Güzel. Beğendin. Afiyet olsun. Buzdolabında daha çok kalırsa daha güzel olur ama çok uzun zaman da dayanmaz. Hmm. Erken bozulur. Bak erken bitireceksiniz. Kıymet Hanım eline sağlık. Hmm. Çok güzel oldu. Ve şeyden çiçek suyu da ha. kokusu aroması. Vur aroması çok güzel. Ellerine çok sağlık. Kaldıkça o çiçek suyunu çeker ve daha da güzel olur. Hmm. Yani evet. ertesi gün yarın mesela çok daha güzel olur ama bugün iyi bile 3 çeyrek kadar bekledim. Hava da çok sıcak. Yani şey de fena değil. Yapraklar benden not aldı. Kesin ben not verdim sana. Evet. Evet kendim de yapraklara not verdim çünkü korkuyordum dediğim gibi. Her defasında paşkaya kullandığın zaman şerbetini ayarlayamayabilirim evet, ama. Evet. En mühim odur ha. Evet. Şurubu da en mühim. Evet. Ve oldu sanırım. Evet. Afiyet olsun. Evet. İlk fırsatta ben de yapacağım. Evet. Hadi, İlk fırsatta sen yapacağım. Sen geldin ki misafirliğe. Davet edeceğim seni. Komşuculuğa gelesin. Tamam. Evet. Tamam. Son sözlerin Kıymet Hanım. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz güllacı da bir kayda aldık. Bilmeyenlere gösterdik. Evet. Bak 20 gün sonra bayram. Evet. İsteyen alabilir, yapabilir bu güzel tatlımızı, kültürel evet. değerimizi. Kendi evlatlarına, torunlarına da tattırabilir. Gerçi herkes şimdi rejimde ama bayramda bir günde rejime ara verebiliriz. Bu güzel tatlımızı bir parçacık olsun tadabiliriz evet, istersek. Evet. Çok teşekkür ederim evet, zahmet ben, ettiğiniz. Ben ayağınıza sağlık. Ederim. Geldiniz bu vesileyle. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerim. 13. yüzyıldan beri Osmanlı Sarayı'na giren ve bugün günümüzde bizim de çok az farklılık demeyeceğim. Yani var bazı farklılıklar ama en azından aynı yöntemlerle biz güllacı aşevimizde, mutfağımıza aldık. Ve 100 ila 200 ila yakın bir süredir, 100 ila 200 bu yaşıyor. Ve yakın tarihte bile bunu anlattı Kıymet Hanım. Lemos'un da yapılışı anlattı.
Ve bu tatlının Remezan tatlısı olduğu ve gene söylüyoruz, Remezan deyince güllaç, güllaç deyince Remezan atla geliyor. Bunu da diretilmeye çalıştık. Ve bu tatlının şu anda gerçekten ilk olarak bademler güzel dövüldü. Hemen. Evet. Varak denilen yapraklar güzel yumuşadı. Güzel yumuşadı. Evet. Evet. Çünkü yapraklar ya ufalanır, evet, normalde. Evet. Kıvamı bulmazsan şurupta şeyde veya sert de kırılır. Evet. O ayarı tutmak lazım. İyi oynuyorum ben işte. Senede iki defa yaptığım için, yani yaklaşık iki defa yapıyorum her iki bayramda. Süper. O ayarı tuttum artık. Bak ne? Kestiğimizde Kıvamet Hanım. Evet, kesilebiliyor, ona dikkat edin. Gördünüz mü? Evet. Bu kırılmadı. Sert değil. Yumuşamadı, parçalanmadı. Parça bölünmedi. Evet, evet. Ve padem içinde güzel dövüldü. Evet. Şurubu nefis kıvamında. Olsun. Diyet şekersiz diyebilirsiniz. Yok, şekeri vardır, ona yalan söylemeyin. Yani bırak yiyeyim ben de şimdi veriyorum. Kendim kendi kendimi. Ve en önemlisi çiçek suyu kokusu, evet, ve çiçek araması. Gül damlası. Gül damlası. Tam veri şeyini. Evet. Hmm. İşte tekrar söylüyorum. Püf noktası, çiçek suyunu acımayacaksınız. Yani bir bardak çiçek suyu, bir bardak çiçek suyu dökülecek o tepsinin içine. Ondan sonra şerbeti indirdiğiniz zaman da yine dökeceksiniz. Yani ne kadar bol konulursa o kadar güzel olur. Ve kısa sürede. Kısa sürede. Kısa sürede. Evet. Bu haftalık bu kadar. Değerli izleyicilerimiz. Dostum, yoldaşım, kameraman, yönetmenim, arkadaşım. O benle birlikte Neriman Ceyit hocamızın dediği gibi bu hafta da sevgiyle kalın, hoşça kalın, Remezan'da güllasız kalmayınız. Evet, mutlu haftalar. Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına, kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı.
Büyüsü Dostları Derneği olarak Aksa'nın fotoğraf yarışmasına destek veriyoruz. Üyelerimizin katılımını bekleriz. Amacımız fotoğraf. Fotoğrafa ilgi duyan tüm dostlarımızı yarışmaya bekliyoruz. Tüm enerjimiz fotoğraf sanatı için. Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği olarak Aksa Foto Festi'yi biz de destekliyoruz. Tüm katılımcılara başarılar dileriz. Üyelerimizi yarışmaya katılım için destekliyoruz. Girne Fotoğraf Derneği olarak bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Aksa Fotoğraf yarışmasına tüm üyelerimizi ve Kıbrıs'ta fotoğrafla uğraşan tüm fotoğrafçı arkadaşları bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz.